Evet hanımlar, Miyase'nin düğününü masaya yatırdık. Miyase demişken, seninle devam ediyoruz yine. Çünkü Miyase'cim, kayınvaliden Sevilay Hanım seni biraz kızdıracak bazı itiraflarda bulunmuş. İzleyelim mi? Bak bir şey anlatacağım ben size. Daha bunlar geziyorlar ama kendi aralarında tabii ciddiyete doğru adım atmışlar. Oğlumun da doğum günü var. Bu geldi bana, ben dedi oğlunuzu dedi daha dedi yeni yeni tanıyorum dedi. Bir dedi güzel bir saat beğendim dedi. Tamam dedim ben de ama saat dedim ben daha önce almıştım dedim. Saat alma istersen. Sen dedim başka tişört al, siyah tişörtleri seviyor genelde. Hem de sürekli giyer dedim üstünde sen de görürsün hoşuna gider. Ya iyi tamam madem dedi. Neyse doğum günü geldi. Herkes hediye mediye veriyor. Ben de tuttum o Miyase'nin beğendiği saati. Daha işte gittim aldım hemen. Aslında almamıştım. Gittim doğum gününde havalı havalı bir şekilde. Oğlum dedim bak sen bu saatlerden istiyordun dedim. Taktım Miyase saati bir gördü falan. Bir şey de diyemedi. O da tişörtü onu oğluma verdi. Oğlumun yüzü düştü. Ben de böyle sinsi sinsi güldüm. Aslında Miyase bana çok büyük iyilik yaptı. Ben nasıl, o günü de unuttuydum. Sinsi gülüyorum orada. Tişörtte de üzüldü ya. Bir de gülüyor ne yapayım. Ay ne yapayım canım. Ya. Niye hemen annesi var orada. En güzel hediyeyi anne verir. Benim önüme geçemez. Yani diyorsunuz ki en güzel hediyeyi ben almalıyım. Miyase'cim bence konuşma sırası sende şimdi. En güzel hediyeyi, sonda bir laf söylüyor ya en güzel hediyeyi annesi alır diye. Annesi oğlunun doğum gününü unutmuş, şimdi duyuyorum. Şimdi... Emil Hanım dedi ki Miyase'cim konuşabilirsin dedi. Ben daha yeni işte sevgililik döneminde eşimi en iyi kim tanır? Annesi tanır. Evet. Gittim dedim ki ben dedim bir saat beğendim. Hani eşime de çok yani Özge'ye çok yakıştırdım. Dedim ki ben bu saati alayım. Bana dedi ki, Özge'ye dedi ben saati aldım. Bir de o çok saat takmaz dedi. Sen dedi Özge bir siyah tişört al dedi. Güzel. Şimdi başta bir dedim ki yani tişört dedim basit kaçmaz mı? Hayır dedi Özge tişörtlere bayılır ve siyah tişört aşığı dedi. Bilmiyorum ben Özge'nin gardırobunu o sırada. Ben de gittim Özge'ye hediye aldım. Bu arada organizasyonu hazırladım her şey çok güzel. Ben şey bekliyorum. Özge'ye tişörtü vereceğim ya. Evet. Mutlu olacağını bekliyorum. Özge açtı. Aşkım teşekkür ederim de. Bu ne? Hayır bu ne demedi. Demedi de yani. Böyle bir şey yaptı ben anladım zaten. Bu ne dedi bana. Hani teşekkür ederim hemen bir baktım paketledi Özge. Arkaya koydu onu. Sonra kayınvalidem geldi. Dedi ki al aslanım oğlum dedi al dedi sana hediyem. İçinden bir çıktı o saat. Ay. Bana yaptığı ilk yanlıştı. İlk bana bunu yaptı. Şimdi bu bundan o kadar yanlış ve, kötü bir şey ki. Ve ben evlendikten sonra Özge tişört giymez. Hep gömlek. Aa, hep gömlek tişört bir şey. Sadece bir spordur hafta sonları o zamanlar. Evde giyer o da çok tişörtü nadirdir. Dışarıda giymez. Asla. Ama bu bilmiyor onu. Yani bana böyle bir şey yaptı. Bilmediği için size sormuş ya Sevilla evet. Hanım. İşte ama ben şimdi geziyorlar. Gelinim değil bir şey değil yani. Aa, o... Ben önde olmalıyım. Ciddiyete adım attık diyor. Ve bana deseydi ki sen o saati al kızım. Ben ne alayım dese. İnanın belki de ben derdim aa, ki. Niye canım? Anne sen saati hediye et. Ben başka bir şey bulurum Özge'ye niye derdim canım? Belki de. Niye canım gelinim değilsin. Ben oğlumu senden iyi tanıyorum hem o zaman. Sen, niye sana soruyorum sen ya? Sen tanımıyorsun aa. İşte olay burada. O saati ben beğendim Özge beğenecek diye. Sen unutmuşsun bile tamam, oğlunun işte doğum sen gününü. Sen de tanımaya başlamışsın oğlumu. Saat i̇şte sen aşını. Tanımıyorsun ben tanıyorum demek ki. Tamam bir kere de o işte. Kısa sürede tanımışım senden Özgü'yü. Senden kopya aldım. Oh ne güzel bir de mutlu ettim oğlumu. Oh. Nasıl yani ya, görüyor nasıl? Musunuz nasıl keyifleniyor? Ben buna deliriyorum. Ben... Hani çok keyifleniyor. Ne zaman ben kötü bir duruma düşsem yani bu tarz bir durum olsa. Kıskandım ya. Aa, hep o niye güzel hediye beğeniyor? Ben beğeneyim. Hep mutlu oluyor. Ben bunu anlamıyorum. Daha önce de çok denedim anlayamadım. Bir de gülüyorum bu böyle hani madara olur derler ya. Olduğu zaman çok hoşuma gidiyor Emel Hanım. Oh. Açık ve net gülüyorum. Gülüyorum, ve hoşuma gidiyor. Orada da zaten diyor ya sinsi sinsi güldüm oradan diyor. VTR'de de diyor. Hoşuma oğlum gidiyor. Bir öptü ki yalaklarımdan. Çünkü istediği oh. Saati aldı, beğenmiş ben ama aldım. Ama ben buradan çıkıp eşime bu gerçeği açıklamaz mıyım? O annen benim, unutmuş bir... Burada izleteceğim.
O ağzımdan akşam kaçtı izleteceğim. Ya. Onu aslında yavaş sesle söylediydim. Nasıl duyuldu? Bak, akşam ben işimi izleteceğim. Ben gerçi söyledim sonrasında annem işime de. Annem yaşlıdır, unutmuştur diyecek. Ne diyecek, niye unuttun diye karşıma mı geçecek hesap soracak değil mi Emel Hanım? Sormaz tabii anneye hesap. Yani tişört olayında da ben zaten daha sonrasında eşime anlattım. Eşim yani tabii ki annesisin bir şey demeyecek. Dedi ki... Aşkım annem hani sen en güzel hediye o vermek istemiştir dedi. Annesini tanıyor. En güzel hediye o vermek istemiştir dedi. Sen şimdi eşine söyleyeceksin ya Sevilay Hanım'ın yapacağı taktik direkt belli. Ay oğlum tansiyonum düşüyor. Evet, ay başımı bir yere vuracağım falan. Tavan yapıyor hemen. Hemen yatar bir köşeye. Ya, yani doğum gününde tişört mü alınır? Niye tişört alıyorsun? Alma dinleme. Ay Yase sen de yani. Ama bir şey söyleyeceğim Yeşim ben... Annesinden iyi kim tanıyabilir ben? Oo, ya tamam, yemin ederim ben çok masumane yani. Sordum. Oğlumu bir kere tişörtle görmemiş, tişört evet, alıyor. Evet hanımlar.